Kapadokya'dan çıktık, Kemalye'ye gittik. Taş yol yaptık. Onu söyleyemiyor, orada bir şey mi var yoksa? Giderken... Girişe kadar anlat hocam. Girişten sonra ne yaşadığımı bir tek ben bilirim orada. Mercimek Köfte'den herkese selamlar. Yine bir videoda beraberiz. Ege kaptanımızla, Settar Bey'imizle beraber. Geçen hafta konuştuğumuz senin tavsiyen neydi? Tur. Grup sürüşü. Yani grup sürüşü ve yapacağımız turlar. Şey olarak konuşabiliriz bunu. Hem grup sürüşünü konuşalım. Hı hı. Hem günübirlik İstanbul özelinde diyeceğiz tabii mecburen bildiğimiz için. Hem de uzun turlar olarak ayrı ayrı konular konuşalım. Birincisi siz turdan geldiniz. Uzun bir turdan. Senin ilk en büyük ve en ciddi turu. En uzun turun oldu. Sen uzun tur yaptın. Marmaris falan yapmıştın. Marmaris yaptık ama gittik geldik. Gün sayısı az yani. Gün sayısı az, kilometre ve onda gidiş geliş yaptı sadece. Şimdi bu turda nereye gittiniz? Sen anlat abi. Bu turda ben bir gün geriden geldim. Ekibi Ürgüp'te yakaladım. İstanbul'dan hiç durmadan basıp Ürgüp'e gittim değil mi? Evet, sonra. Kapadokya'da birlikte olduk. Ondan sonra Kapadokya'dan Sivas yaptık. O kalmaları mı söylüyorsun? Kalmaları söylüyorum. Tamam. Kapadokya'dan çıktık, Kemalye'ye gittik. Taş yol yaptık. Onu söyleyemiyor. Orada bir şey mi var yoksa? Giderken Divriği'de yemek yedik. Onun aklında o kaldı. Çünkü çok heyecanlıydı sağ olsun. İlk büyük tur. Sen orayı geç. Kemalye'yi anlat bize. Kemalye'ye çok güzel yollardan geldik. Ben anlatayım mı? Hacı oldunuz yani. Kemalye... Çok şükür taş yoldan. Girişe kadar anlat hocam. Girişten sonra ne yaşadığımı bir tek ben bilirim orada. Peki. Uğur abi vardı mihmandarımız. O biraz biliyor orası sağ olsun. Kaç motordunuz? 7 motor 8 kişi. Hı-hı. Bir artçımız vardı. Çok güzel keyifli yollardan geldik. Ovalar, dağlar, harika, bayırlar. Gerçekten. Şey gibi 3D'de yapılmış gibi. Böyle Yüzükler Efendisi'ne gidiyorsun ya. Efter Vadisi'ne. Onun gibi mükemmel yerler. Ben de ilk kez gittim. Çok keyifliydi. Kemal Taşoğlu'na geldik kapısına. Fotoğraflarımızı çektik. Keyiflerimizi yaptık. Hava kararmak üzereydi artık. Hadi dedik geçelim artık. Peş peşe girdik. Bir sesler gelmeye başladı. Burası bitmiyor. Çok taş. Çok taş. Sen nereye gittiğini bilmiyor muydun abi? Ben videolarda çok gördüm burayı. Çok izledim. Ama kimse bana demedi ki 8 kilometre. Ben zaten Uğur abiden kıllandım bir. Uğur sen de 100 metre mi sandın? Uğur abi diyor ki biter biter hemen bitiyor. Giriyoruz çıkıyoruz diyor. Zaten Uğur abi de benim arkama geldi. Arkama gelmesinden kıllandım. Bu burası kolay bir parkur olmayacak. Arkana niye dedim. Geldi abi? Sen bağırmaya başlayınca geldi adam. Ne diye bağırıyor? Ha? Bağırdığımın... Çok taş var, nasıl gideyim? Nasıl gideyim? Ama yani. Çünkü ilk kez girdi öyle bir yere. Yalan da değil şimdi, normal. Bu konuda bu arada gerçekten Intercom'u şu ana kadar ben hep telefonu açmak, müzik dinlemek için kullandım. Ama grup halinde bir kişi değil de bütün gruba bağlamanın yararının ne anlama geldiğini ilk defa öğrendim. Bundan sonra böyle çıkarız umarım. O gruba bağlı. Ya, mutlaka yani söylüyorum, çok kıymetli bir şey bu. Bir de şöyle ama bağlanabilmen için herkesin aynı şeyleri yani, kullanıyor evet, doğru marka. Yoksa mesela var. Şöyle, biz onu denedik. 4 veya 5 kişi, 5 kişi. Kardo vardı, hı-hı. Sena vardı. Onlar da bağlanabiliyor meşle. Meşle bağlı. Bağladık ama kolay kopuyor. Evet, aynen. Devam et abi. Sadece 5 dakikada biteceğini düşündüğüm yol öncelikle bana yarım saat oldu. Çünkü 7 kilometrenin üzerine hiçbir şekilde çıkamadım. Önce sesim inceldi. Sonra ellerim titredi. Sonra bizler sustuk. Sonra herkes sustu ve beni dinlemeye başladı. Çok güzel, çok gerçek bir deneyimdi benim için. Ne öğrendin abi o turda onu anlat. Ya şöyle ki şimdi seninle yaptığımız uzun yol eğitimi olsun apayrı bir konu. Hani bunları İstanbul'da ben sürekli pratiğini yapmaya çalıştım aylarca ama gerçek anlamda eğitim burada ortaya çıktı. Çünkü şimdi İstanbul'da virajı biliyorsun ya da Şile'de Darlık'ta her neyse iyi kötü tahmin edebiliyorsun. Hem biraz bilgini kullanıyorsun hem tahminlerinle gidiyorsun. Ama hiç bilmediğin bir yerde sadece bilginin eline kucağına oturuyorsun. O şekilde gittiğim zaman çok güvenli oldu. Ve mesela ben burada limit noktasını çok çok yanlış anladığımı anladım. Bilmediğim bir yolda yanlış anladığım bir şey beni paniklettirdi bazı anlarda. Yolda amcayla da eğitim yaptık. Evet. Yani hem ona. Tur dedim hem de hadi bakalım eğitime gel dedim. Amca sağ olsun aldı beni önüne arkasına. O şekilde bir 2,5 saat gittik ve yani döndüğümde hani amiyen tabiriyle hacı olarak döndüğümü düşünüyorum. Çünkü çok keyifli, çok öğretici geçti. Yani hem eğlendim hem öğrendim dediğim bir turdu. Bilmediğim bir takım insanlar vardı. Onları izledim. Ne yapıyorlar, ne diyorlar, onların tepkileri nasıl. Grup güzel, anlaşabildiğin insanlar olunca onlardan da bir geri dönüşüm geliyor. Çok abi, eğlendim, turun, çok öğrendim bir şey işte, olarak. Turun şöyle bir güzelliği var aslında. Sadece ağaçlara bakmayacaksın tabii. Aslında. Yani kendini de geliştireceksin. Evet. Bunun sonu yok abi. Geliştirme. Yani iyi insanlarla, tecrübeli iyi sürüş yok. Yapan insanlarla sürüş yapmak insana çok şey katıyor. Hı hı. Eğer kötüyse seni de bozuyor. O da var yani. Handikap kısmı. Ve anlamıyorsun nasıl bozduğunu. Anlamazsın.
bozulursun yani. Bazı yerlerde şey de var tabii. Mesela grup sürüşlerinin en büyük sıkıntısı, özellikle tur yapıyorsan anlaşamadığın insanlar oluyor ya bazen. Bunu bilmiyorsun ama önce. Bir insanı eskiler derler ya, ya masada tanırsın ya seyahatte tanırsın diye yolculukta. Tabii burada çok orada güzel muhabbet ettiğin adamla yola çıktığında her şey değişebiliyor. Değişebiliyor. Onu bir uyumlu olmuyorsun bazen, bazı insanlarla aynı kafada olman lazım. Önce bunu kısa turlarla anlaman lazım. Yoksa sürpriz olur abi uzun turda. Sürüş dinamiğini tutmuyor. Evet. Ve grupta iyi sürücüler varsa senin sürüşün de gelişiyor. Yani kesinlikle. Gittikçe başka şeylere bakmaya başlıyorsun. Onu öğreniyorsun. Aa, bundan şunu öğrendim, şundan şunu öğrendim diyorsun. Bu adam şöyle viraja giriyor, bu böyle çıkıyor falan diye bakıyorsun. O yüzden çok fazla faydasını görebiliyorsun. Ben motosiklet kullanmamın gelişiyor olması bunun en büyük sebeplerinden biri. Çok fazla tur yapıp çok fazla farklı insanla sürüyor olmak. Evet. Çok şükür yani de sürdüğüm gruplardaki en alt seviyede olan ben oluyorum. Üstümdekiler hep iyi kullanan adamlar oluyor. Hocalarla sürüyoruz. Hacılarla, yaptık. Hacılarla, hocalarla. Öyle avantajlar oluyor. Bir, ikincisi şu, ben önümde iyi süren biri olduğu zaman daha iyi sürüyorum. Tabii. Önde giderken daha temkinli oluyorum ama öndekine uyduğum zaman, atıyorum işte Kenan abi olduğu zaman, amca olduğu zaman ya da bizim karacı olduğu zaman, ben daha akıcı, daha rahat kullanabiliyorum. Zorlayabiliyorum çünkü onun kullanımını bildiğim için, onun limitini biliyorum. Ben o limitten bir tık altta kullanıyorum otomatikman ve daha rahat hareket edebiliyorum. Öndeyken kendi limitini belirlemede acemilik yaşıyoruz. Onu tek başına sürerek kullanmaz. Çünkü arkada kollaman gerekiyor grupta. Tekken daha rahat yapabiliyorsun. Gruptayken, önde gitmekte sıkıntı. Gruptayken öne her zaman benim fikrim daha iyi olduğunu düşündüğün adamı koyacaksın. Onun peşine gideceksin. O çünkü arkaya da kolluyor ama burada genel şeyi de söyleyelim. Aslında grup sürüşü diye bir sürüş yok. Bireysel. Her sürüş bireysel. Sürüş. Çünkü en çok kazalar şöyle oluyor. Öndeki patlıyor. Abi pıtı 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 şey gibi. Devrilen neydi o? Domino taşları gibi herkes devriliyor orada. O yüzden grup sürüşlerinde dikkat etmek lazım. Kendi sürüşünü yapacaksın. Tabii önde sürüyorsan da arkadakini düşünerek sürüyor olman lazım. Çünkü arkadaki biz ne kadar kendi bireysel sürüşünü yapsın desek de öndekini her zaman yakalamaya çalışıyor. Evet. O yüzden öndeki işte burada egolar devreye giriyor. O ego olmazsa eğer öndeki çok güzel sürer ama egolu biri ise orada çok büyük problem var. Kendini göstermeye çalışan biri ise. Bununla ilgili bir anım var abi. Anlat abi. Ama burada hemen şeyi söyleyeyim. Demin mesela limit noktası dedi ya. Onu insanlar yani bilmeyenler olabilir, merak ediyor olabilirler. O viraja girerken görebildiği son nokta diye anlatılıyor normalde. Evet, o zaman işte kafa karışıyor. Çünkü ben çok uzağa görebiliyorum ama aslında görmem gereken yer burasıdır belki. Ve şöyle bir şey var bununla ilgili. En çok yaşanan kazalar bunlardan oluyor. Onu anlatırken ben hep şeyde anlatıyordum ya. Ya tamam sen oraya kadar görebiliyorsun. Full açık. Bak açık yer diyorum. Ama abi burası orman. Sen şimdi oraya göre hızını belirledin 80 km diye. Çünkü diyorsun ki ben 80 kilometreyle gidersem bu mesafede önüme bir şey çıkarsa durabilecek miyim? Görebildiğim son noktada durabileceğim. Evet o zaman 80 uygun diyorsun ama buradan önüne atlayan bir köpek varsa ne yapacaksın? Veya şey normal şehir içinden bahsedelim. Önün açık caddede. O cadde sana 60 kilometre verebilir. Ama burada bir otobüs var. Otobüsün arkasını görmüyorsun. O zaman senin oradaki limit noktan aslında 5 kilometre. Çünkü bunun arkasını görmediğin için burada 5 ile gidebilirsin. Bizim git Ümraniye Çarşı yoluna gir bakayım. 3 şeritli yol. İşte gir. O yüzden o her taraftan bir şey çıkıyor ondan sonra. Ya yol bomboş olsa bile burayı görmüyorsan abi senin limit noktan burası. Virajda da sen orayı göre olabilirsin ama aslında senin limit noktan tamam dibinde. Bak bu riski göze alıyorsun. Bu arada limit noktası derken aklıma bir şey geldi. Belki başka bir videonun konusu var. Bunu bir gün konuşalım. Bazı insanlar da sevmiyor. Ben viraj içinde yatışla birlikte bazı zamanlar ön frene basmak zorunda kaldım. Mesela buna basmayın etmeyin derler ama onu o gün orada yapmam benim hayatımı kurtardı bir pozisyonda. Kurtarır. Bunu daha sonra konuşalım abi. Bu kurtarır. Çünkü ya o uygulama eğitim kurtarır ama onu şöyle o çok konuya lazım, o konuya çok fazla şeylerde girmemeye çalışıyoruz. Parantez içinde anlatmadan çok detaylı. Yani şöyle söyleyeyim birebir eğitim bölgede olan bir durum. Birebir eğitimler haricinde mesela ben o konuya çok girmiyorum. Sadece şunu yapıyorum. O Instagram'da falan da paylaştığım var ya ön fren hassasiyeti için. Hı-hı. Ön frenle dur kalk yap diyorum mesela antrenman. Ön fren hassasiyeti diye. Bu aslında onun temeli. Ama o konuya girmiyorum çünkü çok geniş bir konu. O konu bizi aşar. Yani o konuya hiç girmeyelim. Boşver. Başımıza bir şeyler gelmesin. Tamam. Evet devam. Turla ilgili ve grup sürüşleriyle ilgili şöyle bir şey var. Mesela grup sürüşünde bir böyle ip gibi sıralanmamak lazım. Normal yolda giderken. Herkesin önünü görebiliyor olması lazım. Düz yoldan bahsediyorum. Yani mesafe. Mesafe. Şunu söyleyeceğim. Lazım. Eğer düz yoldaysan, çünkü farklı konular. Düz yoldaysan fermuar düzeni. Ama fermuar düzeninde abartıyor insanlar genelde. Şimdi biri sağda, biri solda olacak ya. Fermuar düzeni bir sağda, biri solda, biri sağda, biri solda. Herkes çapraz. Ama solda kalan genelde çizgiye yakın gidiyor.
Abi en büyük handikap da bu. Şimdi biz ne diyoruz normalde? En azından bir kapı mesafesi bir uzak dur diyoruz karşıdan araba geliyorsa. Buradan devam etme yani. Biraz daha içeri gel. Hani amacımız orada önümüzü görebilmek. Çizgi ise mesela genelde o patlayanlar niye patlıyorlar abi? Arda arda gidiyorlar ya çizgi şeklinde. Önünü görmüyor. Sadece önündeki kimse görmüyor ki. Evet. Öndeki çukura giriyor, bir saniye sonra kendisi girmiş oluyor. Aslında mesela. Öndekinin refleksine kendini bırakıyorsun. Ona yapıyorsun ama bir de şu da var, onu da söyleyelim artı olarak. Tabi bu söylediğim düz yolda. Viraja giriyorsan tabii ki konumlanma yapacaksın. Çizgiye geleceksin. Herkes çizgi şeklinde, ip şeklinde arka arkaya gelecek ama bu sefer de mesafeyi açman lazım. Fermuarın avantajı da o. Zaten böyle gittiğin için çat deyip düzene gelebiliyorsun. Evet. Ama dediği gibi abinin... Mesafeyi korumak lazım. Grup sürüşlerinin keyfi de çoktur. Çok keyifli. Çünkü özellikle hem sürüş keyifli hem akşamında sohbet etmek keyifli. O yüzden turlar çok keyifli. Yani imkan varsa... Riski de çok aynı tabii zamanda. Canım. İmkan varsa yapmak lazım. Ama bunun için imkan yoksa, kalmalı tur vesaire yoksa mesela İstanbullular için çok güzel tur bölgeleri var aslında. Günübirlik rotalar var. Avrupa yakasında hem Anadolu tarafında. Evet. Mesela İznik'in işte güneyinden girip kuzeyinden çıkmalı rotalar. Bunlar yapılabilir. Aşıklar Pamukova, Tepesi'nin oradan geçiyor. Aşıklar Tepesi, Pamukova. Oradan çık yukarıya Kefken, Karasu o taraflara Şile'den git. Mı? Yani Şile'den geri dön. Şile Darlık'la gidip gelmektense. Evet. Farklı yollar görmek lazım. Orada yaktığın yakıttan, virajdansa daha çok daha güzel virajların, çok daha güzel yolların olduğu kocaman böyle 300-350 kilometrelik bir... Feribot bile ne kadar keyifli ya. Geçen biz o turu yaptık. 500... Kilometre mi oldu? 550 kilometre mi? Öyle bir şey oldu. Çıktık feribotla geçtik. Aşıklar Tepesi, Pamukova, oradan Boyalıca, sonra oradan çok güzel bir şeye götürdü bizim Güven abi. Yeni Sölöz köyü et lokantası diye bir yer. Abi bir et var. Şu tepede olan yani. Tepede olan. Nereden bulmuşlar da bilmiyorum abi diyorum helal olsun vallahi. Köyün tepesi yani köy tepede. Çok güzeldi. Çıktık. Orada eti falan yedik. Sonra oradan çıktık abi. Sapanca'ya. Sapanca'dan geri gel. O kadar güzel rota ki. Bir de şöyle bir yer var mesela orada. Zaten hep Tem'in etrafında dolaşıyoruz. Yol çok mu uzadı? Çok mu geçe kaldı? Çık abi Tem'e yapıştır. Aynen öyle. Yapıştır yüze. Bas İstanbul'a gel. Yani değil mi? Dönüşün de kolay. Veya atıyorum işte şeye gidiyorsun. Trilya tarafları, Bursa, Mudanya, oralara gidiyorsun. Köprüden geç dön. Bir tık zorlarsan, çok ben uzun saatler sürebilirim diyorsan, o şeyden Kefken'den Kocaeli, Karasu, işte Alaplı Zonguldak arası virajları yapıp hop geri dön. Tabii ki kilometre olarak çok, mesela 10 saat falan sürüyor tabii, ama tabii. Yani tavsiye ederiz orayı. Evet, onun yani, dışında İğneada tarafları var. O taraflar da çok güzel. Yurt içinde işte gitmediğimiz yer her kalmadı. Bölgenin çok güzel yolları var. Antalya'da da çok köy güzel yolları var. Vesaire hepsi çok güzel abi. Bir köyü seçeceksin abi. Keşfetmek lazım. Gideceğim oraya. Evet. İmkan varsa yurt dışı özellikle. Yurt dışı turları da çok fazla şey katıyor insana. Artık buradaki imkan şey. Vize alırlar. Önce vize almak lazım tabii. Sonrasında yurt dışı turuna çıkarsak orada da farklı görgü, kültür onları da görebiliyoruz. En azından geldiğin daha, zaman burada uygulayabilirsin ama burada da hayatta kalamayabilirsin. Daha ucuza patlıyor yurt dışı da. Şu anda öyle bir durum var ha. Sürekli paylaşıyorlar görüyorum yani. Maalesef. Ne var mı olacak? Başka söyleyeceğiniz bir şey? Yok lütfen yorumlarda hem sorsunlar biz de cevaplayalım konu yapalım. Hem havacılık hakkında hem sürüş hakkında. Doğru hem senin havacılıkla ilgili muhabbet var oradan bir şeyler girelim yine. Elimizden geldiğince. Tesla traktörü getirmiş. Kamyon getirmiş. Amerika'dan getirdik. Acaba kimler aldı? Markaya geçiremiyoruz. Kendine bir tane, kendine çok bir tane şey var. Getirmiştir. Bana neyse tamam çok teşekkür ederiz izlediğiniz her ve şey dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Belki gününüz izleyecek kadar. İyi akşamlar diyorsunuz. İyi günler. Doğru söylüyorsun. İyi günler. Hoşçakalın. O zaman günaydın. İyi öğlenler. Günaydın. İyi akşamlar. Şeyde hangisi vardı ya. Jim Carrey'nin o filmi neydi ya? Truman Show. Truman Show'da öyle bir şey diyordu ya. Günaydın. İyi akşamlar. Hoşçakalın falan. Öyle bir şey diyordu. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.